Lisenin son sınıfındaydık beyler. Artık üniversite sınavı yaklaşıyordu ve bizim üniversite sınavına hazırlanmamız gerekiyordu. Öğretmenler de zaten fırsatçı gibi başımızda bekliyordu. Zaten ders anlatmak istemiyorlardı. Bize böyle üniversite sınavına hazırlanın ayağına her ders böyle kalıp kalıp A4 kağıtlarında soru getiriyorlardı. Alın bunları çözün işte üniversite sınavında çıkar diye. O sıralar çok fazla soru çözüyorduk. Böyle içimiz dışımız her yerimiz A4 kağıdı olmuştu. A4 kağıdı kusacaktık yani o derece söyleyeyim size. Bu soru çözme muhabbetlerinden çok sıkıldığımız için biz oyuna vuruyorduk kendimizi. League of Legends oynuyorduk. O zamanlar da işte hani oyunda yeni olduğumuz için böyle tartışıyorduk kendi aramızda. Bizim çocuk şey diyordu ya diyordu Garen'e statikan en alsak nasıl olur falan. Ben ne diyordum yok lan Master iyi alsan daha iyi olur falan. Tabi statikan en oyundan kaldırıldı artık da o ayrı bir hikaye. De. Kantinde oturuyoruz, bahçeye doğru bakıyoruz, tamam mı? Bahçenin bir tane girişi var. Bu arada bizim lisenin tam sırt tarafında, yani arka tarafında bir tane daha lise var. Bizim okulun üniforması kırmızı, onlarınki mavi. Yani bir baktık kapıdan içeriye böyle bir sürü öğrenci girmeye başladı. Ama üniformalar mavi, yani bizim lisenin öğrencileri değil. Bir de öyle bir içeri doğru giriyorlar ki hani biz dedik herhalde savaşa geldiler. Tabii bir yandan da bakıyoruz, arada kızlar da var. Hani kızlar da olduğu için bu bir savaş değil büyük ihtimalle kutlama. Yap falan geldiler herhalde bilmiyoruz ne olduğunu geldiler toplandılar falan bizim müdür yardımcısı indi aşağıya müdür yardımcısı oradan gelen bir öğretmenle birlikte bir şeyler konuşuldu. Bizi de yukarıya gönderdiler işte. Zil çaldı. Biz yukarıya çıktık. Sadece öğrencileri böyle kalabalığı gördük. Yukarıya çıktık. Tam biz ders işlerken dersin ortasında 3 tane öğrenci geldi bizim sınıfa. Bir tane erkek, iki tanesi kız. Hocam iyi dersler dedi. Biz dedi şu arkadaki lisenin öğrencileriyiz dedi. Bizim lisenin tadilat sorunu var dedi. Bizi de bu sınıfa verdiler dedi. Geçici olarak yani bir aylığına bu sınıfta şey yapacağız, eğitim göreceğiz dedi. Öğretmen dedi tabii hoş geldiniz dedi oturabilirsiniz dedi içeriye geçtiler kızın adı Selin bir tane de bunun arkadaşı var Naciye diye Allah onun cezasını versin zombi gibi bir şey beyler. hani böyle kızı görünce hayat enerjiniz falan gidiyor hani böyle nasıl diyeyim size gece böyle görseniz karanlıkta büyük ihtimalle korkudan eliniz ayağınız tutulur öyle bitip bir de yani Tamam hadi diyelim ki görünüş olarak öylesin. Ruhen de bozuk bir insandı yani ruhu da bozuktu. Çok gıcık bir yapısı vardı. Konuşma stili olsun, tavırları olsun. Neyse bunlar geçtiler içeriye oturdular. Dersimizi işledik falan. Bir sonraki ders de fizik. E, fizikçiyi bekliyoruz. Bir yandan da bizim çocuklarla konuşuyoruz. da Ne alaka oğlum bu yan taraftaki lisedeki öğrenciler geldi falan. Bizim kavgalı olduğumuz falan var mı onu tartışıyoruz kendi aramızda. Araştırdık baktık harbiden orada tadilat varmış. Elektrik ve Su şeylerinde, tesisatlarında sorun çıkmış. Nasıl becerdiler hiç bilmiyorum. Ve okul bir aylığına tadilata alınmış. Öğrenciler de orada eğitim almıyormuş. Neyse devamında çıktık yukarıya tekrardan sınıfa. Bari dedik gidelim işte tanışalım, konuşalım diye. Ee, biraz geç gitmiştik. Fizikçi bizden önce gelmiş. Girdik sınıfa. Tam ayaktayız işte 3 kişi beraber. Ee, tabii biz ayakta olduğumuz için, hoca da sınıfa girmiş olduğu için Hocam geç kaldık kusura bakmayın falan dedik. Halbuki geç kalmadık. O hoca erken gelmişti. Sıkıntı yok geçin dedi. Tam işte biz 3 kişi böyle sıramıza geçiyoruz. Geçerken hoca dedi. Gençler dedi fotokopi çekmeyi bilen var mı dedi. Biliyorsunuz ben de daha önce kırtasiyede çalışmıştım. Fotokopi hani fotokopi çekmesini değil direkt fotokopi makinasını sıfırdan yapmayı bile biliyorum. O derece yani. Hocam dedim ben kırtasiyede çalışmıştım biliyorum dedim. Tamam o zaman dedi bana 5 tane fotokopi kağıdını verdi. Git dedi bunun fotokopisini çek. Arkadaşlarına dağıt. Ee, hadi çabuk ol dedi. Koş dedi. Gittim aşağıya fotokopi makinesine. Öğretmenler odasında fotokopi makinesi da tamam mı? İşte yavaş yavaş indim aşağıya. Öğretmenler odasına girdim. Kimse yoktu öğretmenler odasında. Fotokopi makinesi orada duruyordu. Önce fotokopi makinesine tabii şöyle olması lazım. Bizim sınıf 15 kişi falandı beyler biliyorsunuz. E şimdi 3 kişi daha geldi. E 20 taneye yakın böyle fotokopi çekmem lazım. Her sayfadan 20 adet çekmem gerekiyor yani bir tane kağıdı koyacağım 20 kere çekeceğim bir tane kağıdı koyacağım 20 kere çekeceğim önce deneme yapmak için bir tanesini koydum sayfa biri bir tane fotokopi çektim baktım böyle silik silik çıkmış. Yani fotokopinin kartuşu bitmiş. Fakir bir okulda eğitim görüyorduk herhalde. Bilmiyorum. Yani öyleydi zaten. E, baktım ki silik silik çıkmış beyler yazı. Yazı okunmadığı için ben de dedim ki tamam bu şey yapmam lazım. Bu kartuşu çıkartıp sallayıp böyle içindeki onun mürekkebi var beyler. Toz mürekkep bu arada. Onu böyle sallıyorsun, sallıyorsun böyle birazcık daha böyle siyah çıkmaya başlıyor. Dedim ki şunun kapağını açayım da çıkartayım kartuşu birazcık sallayayım. Sonra tekrar yerine koyayım. Çıkarttım abi kartuşu Böyle çıkartırken biraz zorlanmıştı zaten hani. Zor çıkartmıştım normalde daha kolay çıkıyor. Zorlana zorlana çıkarttım böyle salladım 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 beyler. İçinde de işte bitmiş kartuşu. Ama yine de benim sallamamla beraber silah yazmaya başlayacak yani biraz. Takmaya çalışıyorum şimdi. Çıkartırken hiçbir sorun yaşamadım. Orada kenarında tırnakları var. Onları da görmedim. Eski bir makinaydı bu arada. Eski makine olduğu için. Hani ben Kırtasiye'de çalıştım ama benim çalıştığım makine son model bir makinaydı. Yani bu çok eski külüstür bir şey yani. Ne olduğunu da bilmiyorum kenarında tırnakları varmış. Ben de onu görmedim. Kartuşu şöyle elim aldım, ittirdim, gitmedi. Geri çıkarttım neyi yanlış yapıyorum diyorum bak bir fotokopi makinesine bakıyorum bir elimdeki kartuşa bakıyorum bir sorun yok yuvası orada duruyor bir daha taktım beyler gene gitmedi birazcık ittirdim baktım gitmiyor dedim bu eski makine herhalde bunu zorlamak lazım bir koydum aman evim zorladım tak dedi tırnaklar attı suratıma fırladı tırnaklar suratıma fırladı sıkıntı yok ya fotokopi makinesinin zaten anasını siktik Ondan sıkıntı yok bari dedim fotokopiyi çekeyim fotokopiyi çekmeye çalışıyorum tırnakları da yerden aldım çektim abi bir tane baktım lekeli lekeli çıktı bu sefer yani. Daha daha siyah ama bu sefer lekeli çıkmaya başladı. Ben dedim aha. Zaten ma makina'nın anasını sikmişler. Makine ölmüş zaten bitmiş. Benim üstüme kalacak bu büyük ihtimalle. Dedim ben boku yedim. Yani bozdum. Öğretmenler odasındayım. Tek başımayım bir de. En son abi ben orada uğraşırken tırnakları mırnakları takmaya çalışırken o sınıfa yeni gelen kızı aşağıya gönderdiler. Selin'i. Selin girdi öğretmenler odasına. Ben öğretmen sandım tabii. Benim arkamdan. Şöyle bir arkamı döndüm baktım. Kız orada bana bakıyor. Dedi sen burada ne yapıyorsun dedi. Fotokopi çekiyorum dedi. Tamam dedi fotokopi mi seni çekiyor sen mi fotokopiyi çekiyorsun. Kaç saattir çekiyorsun hadi gel dedi artık öğretmen seni çağırıyor dedi. Kaç saat sürüyor dedi. <laughs> Benim elimde de kartuşmuyorlar böyle duruyor. Şöyle bir bana baktı bir fotokopi makinesine baktı. Ben aynı şekilde bir makineye baktım bir kıza baktım. Belli dedi fotokopi makinesinin anasını sikmişsin tamam sıkıntı yok. Ne oldu burada dedi. Anlattım ben de bunu takarken tırnakları çıktı dedim. Şimdi de taktım lekeli çıkıyor dedim. Ne yapacağız dedim. E tamam o zaman dedi okulda başka fotokopi makinesi yok mu dedi. Gid oradan çek dedi. Yani bunu görmemiş sayalım dedi. Yani fotokopi makinesini sen bozdun ama biz görmemiş gibi yapalım. Sen git başka bir yerden çek dedi. Düşündüm düşündüm başka okulda fotokopi makinesi nerede olur? Müdür yardımcısında vardı. Ben de dedim ki tamam şu kağıtları götüreyim. E, fotokopi çökeceğim kağıtları. Gideyim müdür yardımcısından rica edeyim. Dersimiz var da soru çözeceğiz. şunun çekebilir miyiz diyeyim. Sonra da çıkayım yukarıya. Gittik müdür yardımcısının odasına Selin'le beraber. Kapıyı tıklatıyoruz içeride hoca yok. Kapı ılık. Hani kapıyı ılık bırakmış hocam. Ama içeride yok. Ben de girdim bir cesaretle. Dedim ki gireyim ne olabilir ki? En fazla ne olabilir ki yani? Zaten yaşamadığım şey kalmadı yani. Başıma ne gelebilir dedim. Girdim içeriye. Fotokopi makinesi karşımda duruyor. Hiçbir problem yok. Orada öyle boş boş duruyor. En son içeriye girdikten sonra sağa sola baktım şöyle. Hani hoca acaba dışarıda mı diye yoktu. Kız da dedi ki e, tamam dedi çek o zaman. Yani fotokopi makinesi önünde. Hadi fotokopiyi çek. Tamam hiçbir problem yok. Okey çekelim. Fotokopi makinesinin düğmesine bastım. Bir şey olmadı. Fotoğraf makinesi çalışmıyor. Dedim acaba bu da mı bozuk? En son dedi ki acaba yani elektrik gelmiyor olabilir mi dedi. Kız birazcık zekiydi büyük ihtimalle. Elektrik gelmiyor olabilir mi dedi. Harbiden fişini takip ettim. Fotoğraf makinesinin çıkan fişini. Prizde takalı değil. Prizde öğretmen masasının yani müdürün masasının tam altında koskoca müdürü bir tane üçlü prizi var beyler. Bir tane üçlü prizi var sadece. O üçlü prize bir tanesine bilgisayarın monitörü, bir tanesine bilgisayarın kasası, bir tanesine modem takılı. Tamam mı? 3 tane fiş yeri var. Fotoğraf makinasını takacak priz yok. Tamam, 3 kablodan birisini sökmek zorundayım. Hangisini sökeceğim onu düşünüyorum kendi kafamdan. Acaba diyorum, hangisini sökebilirim? Neyse beyler, ben dedim ki Yapacak bir şey yok. Çekinmeyeler. Zınk çektim bir tanesini. Şansa modemi sökmüşüm. Yani <laughs> ekrana söksem en iyisiydi. Ekranı sökemedim beyler. Hani yanlışlıkla modemi söktüm. Neyse sıkıntı yok. Geri takarız diye. Hiç umursamadım. Gittim fotokopi makinasının şeyini taktım. E, fişini taktım. Tamam fotokopi makinası açıldı. Çalışıyor. Fotokopi çekeceğiz. Koydum fotokopiyi. E, çekmek için tuşa bastım. Tıt. Gene çalışmıyor. Allah Allah. Neden? Çünkü A4 kağıdı yok. Neden? Çünkü bütün hepsi benim başıma gelmek zorunda. Kız da bana dedi ki koş dedi git öğretmenler odasından A4 kağıdı al gel. Ah tamam dedim sen burada bekle hadi ben gidiyorum. Gittim öğretmenler odasına hızlı bir şekilde koşuyorum ama A4 kağıdını almaya gidiyorum. Hani müdür yardımcısı gelmeden şu işi halledip bir sınıfa gitmek istiyorum artık. Bir baktım öğretmenler odasının önünde fizik öğretmeni yani bizi arıyor. Haydi bakayım. E tabi 3 saattir derse gitmezsem hoca de bunlar aşağıda ne yapıyor? Fotokopi makinesine en son fotokopi çekmeye gitmişlerdi. Nereye gittiler bunlar diye hoca aşağı inmiş artık. Ben hocayı geri görünce geri gittim kızın yanına. Dedim o öğretmenler odasının önünde fizikçi bekliyor dedim. Ne yapacağız dedim. Yani dedi yapacak bir şey yok dedi. Kız cebinden 20 lira çıkardı beyler. Aranızdan şunu diyenler olabilir. Abi 20 lira ney? Yani 20 lira ney? Niye çıkarttı? Hatta 20 lirayla ne yapabilirsin? O zamanlar beyler dolar ne kadardı? 2.75 ya da 3 falandı. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz o zamanın 20 lirasına döner 2.5 lira mıydı? 2 lira mıydı? 10 tane falan dürüm alabiliyorduk. Şimdi 20 liraya bir tane dürüm alamıyorsun öyle düşünün. Yani o zamanın 20 lirası şu zamanın 200 lirası falan beyler. Öyle söyleyeyim size. Koş dedi bu parayı al dedi. Karşıda dedi kırtasiye var. Git oradan dedi fotokopiyi çektir gel. Ben daha bir hiç gurur yapmadım. Çünkü <laughs> sıçacağım belli yani. Başıma bir şeyler gelecek. 20 liraya aldım abi. Fotokopiyi de aldım. Gittim kırtasiyeye fotokopiyi çektim geldim. Tabi şimdi biz biliyorsunuz ki beyler ee, modemin fişini çekmiştik. Hatırladınız mı? Bilin bakalım ne olmuş beyler. Okulun hademesi, okulun öğretmeni, okulun müdürü bütün okuldaki herkes o modeme şey yapıyormuş, bağlanıyormuş. Okulun bütün internetini söktük beyler tabi. Herkes müdür yardımcısının odasına gelmiş. Ben fotokopiyi çektim getirdim o konuda sıkıntı yok. Müdür orada, Hademe orada, öğretmenler orada, bütün herkes müdür yardımcısının orada, Selin de orada koltukta oturuyor. Ne alaka anlamadım. Tim dedim ne oluyor? Ne oluyor burada? İşte en son dediler modemi kim söktü dediler. Ben ne de dedim hocam dedim ben söktüm. Niye söktün dedi. Yani niye fişini çıkarttın dedi. Hocam dedim fotokopi makinesini çalıştıracaktık dedim en son dedim. Ee, çünkü dedim hani ders işleyecektik. Soru çözecektik. Müdür yardımcısı da yoktu. Olmadığı için biz de fotokopi makinesini çalıştırmak için fişini söktük. İyi bok yediniz dedi. Kızdı bizi tekrardan sınıfa gönderdi. Bir daha dedi izinsiz müdür yardımcısının odasına girmeyin dedi. Bayağı bir kızdı azarladı bizim müdür. Biz de dedik ki tamam o zaman sınıfa gidelim. fotokopilerde aldım tabi. Paranın üstü arttı 7,5 lira. Kıza uzattım dedim. Bu arttı dedim 7,5 lira verdim. Benim dedim sana borcum olsun dedim. Vereyim dedim. 12,5 lira veririm ben sana dedim. Tamam sıkıntı yok dedi. Eşit. E dedim şimdi ne diyeceğiz hocaya yani. Tamam biz böyle böyle bir fotokopi macerası yaşadık. Hocaya gidip ne diyeceğiz? Hocam biz fotokopi çektik de yani makinenin arasını çektik. Böyle diyebilir miyiz? Hayır. Bana dedi ki hani hocam fotokopi makinesi bozuktu de çekme dedi. ben de gittim öğretmenler işte müdür yardımcısının odasından fotokopi çektim dersin. Böyle bir yalan uydurursun. Olur biter dedi. Kızdaki şeytanına bak benim aklıma gelmedi amına. İyi dedim olur. Gittik sınıfa. Açtık kapıyı çaldık hoca dedi. Ooo Bilal Bey hoş geldiniz hoş geldiniz. Dersin bitmesine bir 5 dakika kaldı. Keşke gelmeseydiniz ya falan yaptı hocam. Ben de dedim hocam dedim kusura bakmayın dedim öğretmenler odasındaki fotokopi makinesi bozukmuş. O bozuk olduğu için biz de gittik tabi müdür yardımcısının odasından çekmeye kalktık hocam. Birazcık uzun sürdü kusura bakmayın dedik. Kızla beraber gittik çektik dedik. tam dedi geçin yerinize dedi kızdı bayağı bir bize. Bu olay bu şekilde kapandı tamam mı? Şimdi bu olay bu şekilde kapandı da fotokopi makinesi hala bozuk. Ve ben altıma sıçıyorum hani onu birisi anlayacak ve benim kafama patlayacak diye. Ee, elbet... Fizik öğretmeni aşağı yeni fotokop makinasıyla işi olduğu zaman bana diyecek en son buraya kim geldi? He Bilal geldi. Tam fotokop makinasını Bilal bozdu o zaman. Benim adım çıkacak okulda. Ben kıza dedim ki teneffüs oldu bu arada. 5 dakika sonra zaten teneffüs oldu. Ben dedim ki en iyisi dedim ben okuldan kaçayım direkt. Son iki ders kalmıştı zaten. Ben dedim kaçayım. Yarın da gelmeyeyim okula. Artık dedim fotokopi makinası kimin başına kalıyorsa kalsın. Ben okulda değildim derim geçerim amına koyayım dedim yani. En kötü böyle olur. O da dedi ki saçmalama dedi. Gidersen daha çok anlaşılır dedi. Gitmiyorsun bir yere dedi. İyi tamam dedim. Ne yapacağız o zaman dedim? Bozuktu diyeceksin dedi yani. En iyisi bu dedi. Bozuktu diyeceksin, geçeceksin dedi. Ben de sana yardım ederim dedi. Yani şahit yaparım, şahitlik olurum dedi. Evet hocam ben gittiğimde gördüm fotokopi makinası lekeli lekeli lekel çıkartıyordu. Bozuktu derim dedi. İyi tamam dedim. Bu şekilde atlattık abi. Çıkışa denk geldik artık. Ee, ben tabii ertesi gün okula gelmeyeceğim demiştim. Biliyorsunuz kıza öyle söylemiştim. Sohbet ederken kızla çıkışta bana dedi ki yarın dedi ben de okula gelmeyeceğim dedi. İstiyorsan dedi sen dedi bir dışarıda dedi gezelim dedi. Okula asmayı düşünüyormuş yani. Okuldan kaçmayı düşünüyor. İstiyorsan dedi ben de kaçabilirim sen dedi. Ben de dedim olur. Şimdi olur dedim ama kıza borcum var onun iki buçuk lira. Ve benim param yok. Yani yarın okuldan kaçtığımda benim kafamda kurduğum şey şu. Okul harçlığım var benim 3 lira. 3 lira mı üç buçuk lira mı öyle bir şey. Okul harçlığı alıyordum. Herhalde dedim o üç buçuk lirayla giderim internet kafeye. O zamanlar 75 kuruştu saati. Giderim şöyle bir 3-4 saat internette otururum sonra da eve giderim diye düşünmüştüm. Hani benim ben kafamda böyle kurmuştum. Kızla beraber okuldan kaçarsak ne yapacağız? İnternet kafeye gidip hadi internet kafeye gidelim beraber lol oynayalım mı diyeceğim kıza. Tabii demeyeceğim. İyi tamam dedim kıza ama param da yok. Eve gittim işte. <laughs> Bizimkilere söylüyorum. <laughs> ya yarın bizim bir Böyle fotokopi fotokopi çektirmemiz gerekiyormuş da bize okuldan para istediler. Böyle bir, bir 5-10 lira bir şey istediler ya. Var mı bizde falan filan işte bana 5-10 lira verseniz falan diye. <laughs> Aslında öyle bir şey yok ha. Okuldan istiyorlar ne anlatabiliyor muyum yani? <laughs> okuldan falan istedikleri yok. Okula bile gitmiyorum yani yarın. Annem dedi tam dedi akşam dedi babandan alır veririm dedi. 10 lira verdiler bana. Artı 4 lira da harçlığımı aldım. 14 lira etti abi. Benim kıza şimdi 12,5 lira borcum var. Vallahi bak beyler batıyoruz. Düşünün. Bir kıza 12 lira 12,5 lira borç çok büyüktü. O zamanlar öyleydi. Ben para kazanmıyordum. Para benim için çok önemliydi. Neyse. Kızla gittik buluşma yerine. Buluşma yeri ayarlamıştık bir de. Ee, bir tane kafeterya vardı. Gittik orada buluşma yerine. Bu arkadaşıyla beraber gelmiş. O hani size söylemiştim ya. Naciye diye bir tane suratsız arkadaşı var. O da bizim yanımızda gelmiş. Aman Allah'ım. Bunun bir suratı var. Bana bir ters ters bakıyor. Yani... Dünyanız kararıyor beyler. Böyle bir aklınız başınızdan gidiyor. Eliniz ayağınız titriyor böyle. Sizi böyle öldürecekmiş gibi bakıyor tamam mı? Kızla sohbet etmeye çalışıyorum Selin'le. Böyle konuşmaya çalışıyorum. İşte ee, nasıl gidiyor dersleri şöyle böyle işte. Hangi bölümü düşünüyorsun falan. Sohbet açmaya çalışıyorum. Bunun Naciye sürekli araya girip sana ne? Ne yapacaksın? Böyle aptal aptal soru sor. Bir tane koyacaksın yamulacak ağzının üstüne. En son sinirlendim dedim. Yani Selin dedim iki dakika gelir misin dedim. Biraz uzağa götürdüm. Kolundan tuttum. Selin'i uzağa götürdüm. Dedim ki ya dedim şu arkadaşın dedim hani maşallah var yani dedim hani konuşturtmuyor ya dedim beni ben bu kızdan rahatsız oldum. Kusura bakma dedim hani ben ben gitsem olur mu ya dedim. Bu arada kıza daha borcunu vermedim ha. Onu da söyleyeyim yani. Ee, daha sadece kafeye oturduk. Daha bir şey hesap bile ödenmedi yani. Ben dedim gitsem olur mu ya dedim. Ee, siz dedim ikiniz takalım. Ben ben dedim yok bu kızın yanında oturamam dedim. Niye ya falan yaptı dedim. Ya dedim bir garip konuşuyor dedim. Artı dedim hoşlanmadım pek dedim. Yani pek seveceğim bir tip değil zaten dedim. Garip garip de konuşuyor dedim. Benim hoşuma gitmedi dedim. Suruma bakma dedim yani. Eğer dedim size de rahatsızlık vermeyeceksen ben bir gideyim dedim. Ben böyle deyince şey dedi. Tamam o zaman dedi ben göndereyim onu dedi en yakın arkadaşmış beyler. Düşünün. Göndereyim dedi lan. Neyse sen dedi bir 5 dakika dedi gez dolaş gel dedi. Ben dedi onu gönderirim dedi. Ben gittim harbiden 5 dakikada dolandım geldim göndermiş. Nasıl gönderdi? Ne dedi? Nasıl ikna etti? Hiçbir fikrim yok. Sonra Beraber çıktık abi yürümeye başladık dışarıda. Ee, parka doğru yürüdük birazcık. işte konuşmaya başladık. Ben dedim işte ya dedim senin bu arkadaşın bir tuhaf. Yani, ne bunun tripleri böyle ya? Niye böyle sürekli her şeye ters cevap veriyor? Ya dedi o dedi, birazcık yalnız bir insandı dedi. O yüzden dedi hani benim de şimdi senle konuştuğumu gördü ya dedi. Konuşmamızı pek istemiyor galiba dedi. Ondan olabilir falan. Böyle bir tanışma başladı böyleler. Ufaktan böyle bir ateşleme başladı. Biz böyle birazcık daha samimi olduk, şakalar yaptık, güldük, eğlendik. Asıl sorun nerede başlıyor? İşte asıl sorun tam da burada başlamaya başlıyor. Nasıl diyeceksiniz? Hani demiştim ya bunlar farklı bir okuldalardı. Biz bununla bayağı bir iyi vakit geçirdik. E, zaman geçtikçe de daha iyi bir flört oluyoruz. Benim yeni bir kız arkadaşım olmuş oluyor kendisi. Ve hani birbirimize de alışıyoruz tamam mı? Her şey çok iyi ve çok güzel gidiyor. Ama sonra e, bunların biliyorsunuz okul tadilattaydı. Bir ay sonra bunların okulu tekrar açılıyor beyler. E, okulu tekrar açılınca bunların bu gitmek zorunda kalıyor. Ben de bunları, bunu görmek için sürekli okulun önüne gidiyordum. Onu görmem gerekiyordu. Onun da beni görmesi gerekiyordu. Buluşmamız gerekiyordu. Ben onun okul çıkışına gidiyordum. Ve ben onun okul çıkışına gittikçe o okulun liselileri böyle sanki böyle ben onların düşmanıymışım gibi her kapının önüne geldiğimde böyle herkes bana bakıyordu. Hani böyle sanki onun Onları sikecekmişim gibi bana bakıyorlardı. Halbuki hiç kimseye bir zararım yoktu. Sadece geliyordum. O kızı alıp gidiyordum yani. Bir böyle oldu. iki böyle oldu. Üç böyle oldu. Bir gün yine kızı bekliyorum abi tek başıma. Böyle üç tane dallama çıktı böyle karşıma. Ya dedi senin burada ne işin var dedi. Kapının önünde böyle bekliyorsun dedi. Sana mı soracağım kardeşim dedim. Ne işin varsa o işim var dedim. Ne yapacaksın dedim benim ne işim var ne işim yok. Seni ne ilgilendiriyor dedim. Bekleme lan burada dedi. Hadi dedi ikile buradan dedi. Dedim ne ekiliyorum ya. Ben dedim buraya kız arkadaşımı almaya geldim. Boş yapmayın dedim hadi siz uzayın buradan. Ben böyle deyince biz bunlarla kavga etmeye başladık. Tabi üç kişi oldukları için benim ağzıma biraz sıçmaya başladılar. Ben dedim ki siz burada bekleyin oğlum. Birazcık beni itip kalktılar beyler. Yani yumruk yumruğa dövüşmedik itiştik sadece bağırdık çağırdık birbirimize. Bizim okulun önüne gittim tekrar. Bizimkilere seslendim bağırdım dedim. Kavga var dedim yürüyün gidiyoruz. Bizim liseyi topladım beyler. Kaldırdım bizim liseyi. Diğer liseye savaşa gidiyoruz. Gittik abi. Bir 50 kişi falanız böyle. Tabii ben hani aşağı indim. Bizim o bahçeye çıktım. Bağırdım dedim. Bizim okula savaş açtılar falan böyle. Büyütüyorum olayı bir de. Biz ee, biz beraber savaşa gidiyoruz. Diğer liseye. Çıktık böyle okuldan hep beraber böyle bağıra çağıra gidiyoruz. Onlar da böyle kalabalık toplanmışlar. 50 kişi 50 kişi böyle. Öküz gibi bir savaş olacak. Birazdan beyler Hani böyle eski tarihi savaşlarda olur ya onun gibi bir savaş başlayacak. Gittim işte orada duruyorlar. Beraber gittik. Bir savaş başladı beyler. Kimin kime vurduğu belli değil. Herkes birbirine vuruyor. Birileri üstümüzü yırtıyor, başımızı yırtıyor. Benim gömlek ikiye ayrıldı. Hani sürekli yumruk mumruk da yok. Birileri üstümüzü başımızı çekiyor sürekli. Herkesin üstü başı yırtılıyor. O ona vuruyor, o ona vuruyor. Bağırıklar, çağırıklar. O kaosu size anlatamam. Polis geldi zaten. Arası Böyle 30-40 saniye sürmedi polis geldi. Polis geldi. Hocalar falan geldi. Güvenlik geldi ayırmak için. Ee, en son işte beni o bana satışan çocukları aldılar. O okulun bak o okulun şeyine çıkardılar müdür yardımcısının odasına çıkardılar hani. Ben başka bir okulun öğrencisiyim. Başka bir okulun müdür yardımcısının önüne gidiyorum. What the fuck amına koyayım. Bana dedi işte senin dedi burada ne işin var dedi. Yine hani anasına mı sövsem, babasına mı sövsem, müdür yardımcısı bir de yani bir şey de yapamıyorum. Yani ne yapacağımı da vallahi böyle bir tane bir tane şaplak atasım vardı atamadım içimde kaldı. Nasıl yani ya dedim. Nasıl yani ya dedim. Hadi bunlar dedim genç toy. Bunlar hadi dedim ergen. Bana sorabiliyorlar bu soruyu. Senin burada ne işin var? Siz ne hakla bu soruyu soruyorsunuz dedim. Yani ben başka okulun öğrencisiyim diye bu okulun önüne gelemem mi ben? Yasak mı? Ne bu? Niye gelemiyorum? Nasıl ne işin var ya dedim. Benim burada kız arkadaşım var görmeye geldim dedim. Nasıl ne işin var burada dedim. Sonra işte kız arkadaşım kim falan filan yaptı. O adını verdim kız geldi. Sordu işte tanıyor musun çocuğu dedi. Evet tanıyorum dedi. Seni rahatsız ediyorum dedi. Ne rahatsızlığı dedi ya arkadaşız biz dedi. Hiç kimsenin rahatsız ettiği falan yok dedi biz onlara. Şey için gitmiştik dedi. Yani tadilat olduğuna gitmiştik dedi. Orada tanıştık dedi. Arkadaş olduk dedi. Sonra müdür kızı çıkardı. Çocuklarla beraber kaldık dedi. Siz niye kavga ettiniz dedi? Ben de anlattım durumu dedi. Malum bunlar geldi. Ben dedim kapının önünde bekliyordum dedim. Bana ters ters konuştular dedim. Ben de cevabını cevabını verdim. Sonra yaka paça birbirimize girdik dedim. Olay bu dedim. O da bana dedi ki o zaman dedi sen de dedi bu okulda ne gelmeyeceksin? Öğrencilerimi kışkırtmayacaksın dedi. Bak sen yarrağıma bak bak kışkırtmayacakmışım. Ne yaptım da kışkırttım? Ne yaptım da kışkırttım la? Ben dedim kimseye kışkırttım falan yok dedim. Ben istediğim zaman bu okulun ne gelebilirim dedim. Ve dedim bu sizin konuşmalarınızı dedim yani ilgili yerlere ileteceğim yani merak etmeyin yani. Bu konuşma burada bitmedi yani. Ben bunu anlatırım da. Benim de lisemin müdürü, müdür yardımcısı var. Gidip dedim bu söylediklerinizi aynen söylerim yani hiç problem yok. Bana bak dedi. Sen beni tehdit mi ediyorsun dedi. Git istediğini söyle dedi. Beni gönderdi abi. Zaten okul dağılmıştı. Müdür yardımcısı falan müdür veya müdür yardımcısı gitmiştir diye düşündüm. Ertesi günü bekliyorum. Kızla beraber oturdum konuştum. Kız bana dedi ya dedi boş ver dedi takma dedi. Yani e, uğraşma dedi yani. Boş ver dedi yani. Hiç anlatma dedi. Sorun çıkarma dedi. Ben dedim ki olur mu? Olur mu? Ben durabilir miyim? Ben intikam yemini etmiş bir insanım ben. Ben giderim dedim yarın bunu bizim dedim okula anlatırım. Gittim abi. Bizim müdür yardımcısının yanına çıktım ertesi gün. Müdür yardımcısı odasındaydı zaten sabahleyin erkenden. Gittim hocam dedim önemli bir şey konuşabilir miyim dedim. Tabii gel dedi buyur dedi. Normalde ben o müdür yardımcısının yanına hep böyle sorun işleyip gidiyordum ama çoğu sorunum çözüldüğü için artık bana güveni artmıştı. Hocam dedim sizinle samimi bir şey konuşabilir miyim dedim. Tabi dedi konuşabilirsin dedi yani. Şu an dedim bir öğrenciden ziyade beni bir evladınız gibi düşünün dedim. Olabilir dedi tabi dedi konuş dedi buyur dedi ne sorunu varsa anlat dinliyorum dedi. Anlattım dedim ki bizim dedim sınıfımıza bir kız geldi işte. Bir tane değil üç tane öğrenci geldi biz onlarla arkadaş olduk tanıştık. Bayağı da iyi anlaştık. İyi anlaştığımız için de iyi arkadaş olduk. Ve ben onu görmeye gidiyorum sık sık dedim. Ee, anlattım işte oradaki liseye gittim onun lisenin önüne. Oradaki çocuklar beni dövdüler dedim. Sonra onlar beni dövdüğü için ben de buradan arkadaşlarımı alıp oraya gittim onları dövmeye kalktım. Bir kavga çıktı bir savaş çıktı. Oranın müdür yardımcısının önüne çıktık. O da bana kızdı ve böyle böyle dedi. Yani bu okulun önüne gelme buradaki öğrencileri kışkırtıyorsun diye bana kızdı dedim ama dedim ben kimseyi kışkırtmamıştım onlar gelip bana sataştı dedim. Böyle anlattım müdür yardımcısına durumu. Ya bana şey dedi bu olay böyle mi oldu emin misin dedi. Yani bu olayın içinde yalan var mı dedi bana doğruyu söyleyeceksin dedi. Yok dedim yemin ederim yalan yok. Vallahi böyle oldu dedim aynen böyle dedi dedim. Hatta sen beni tehdit ediyor musun diye de bana kızdı dedim. Sonra işte bana dedi ki tamam dedi. Sen dedi sınıfına çık dedi. Ben icabına bakacağım dedi. Ee, ben sınıfıma çıktım. Ne yaşandı ne oldu hiç bilmiyorum tabii. Okuldan çıkmak üzereydik. Çıkış saatimiz gelmişti. Aşağıya indim en son. Tekrar kızın yanına gideceğim ya hocadan bilgi almaya gidiyorum. Yani, ne yaptınız hocam diye. Gittim konuştum dedim. Hocam ne yaptınız? Yani konuştunuz mu? Söylediniz mi? Evet dedi. Konuştum dedi. E, yalanlamış. Yani oradaki müdür yardımcısı. Benim dediklerimi yalanlamış. Demiş ki öyle bir şey olmadı. E, sizin öğren Öğrenciniz bizim öğrencilerimizi kışkırtmaya çalıştı. Ee, buraya kavga çıkarmaması için gelmesini istemedim. Yani. Tabii ki de buradan geçebilir. Tabii ki de buraya gelebilir. Ama burada, buraya kavga çıkarmaya gelmemesi için gelme diye uyardım. Öyle bir şey demedim diye beni yalanlamış. Ben dedim hocam bu yalan. Tabii bana inandı ama yapacak bir şey yok dedi. Ne diyeyim yani şimdi gideyim müdürle kavga mı edeyim dedi. Sen dedi istediğin zaman dedi o okulun önüne gidebilirsin dedi. Ama dedi sorun çıkarmıyorsun dedi. Bir sorun olursa sana bir şey diyen olursa dedi beni bul dedi. O zaman dedi görüşürüz dedi. Tabii bu olayın daha devamı var. Ama bu videoluk benden bu kadar. Ee, yarın bu videonun devamı gelecek. Daha okul. Ok kızla aramızda baya bir sorunlar çıkıyor ve okullar arası büyük bir savaş çıkıyor. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Aman ay, koyduklarım. Bak izlediniz gene like atmayacaksınız biliyorum yani. Videolarımı izliyorsunuz, izliyorsunuz, like atmıyorsunuz abi. Bari emeğimin karşılığını verin değil mi? Şuraya bir tane like atın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Bay bay.